Üsküdar'dayım. Üsküdar'dan giderken sahil boyunca uzanan bu İstanbul Tekel tiyatro sahneleri dikkatimi çekti. Çok güzel bir yapı. Eski, içini bilmiyorum. Ve yol boyunca Boğaz manzarası harika. Şöyle burada karşımızda Çırağan Sarayı var. Onun üstü biliyorsunuz Yıldız Korusu, Yıldız Parkı. Ve burada Boğaz Korusu. Evet, sahil boyunca yürümeye devam ederken Paşa Limanı Caddesi'nden burada sağ tarafta Fethi Paşa Korusu var. Üsküdar'ın meşhur yeşil alanlarından, İstanbul'un yeşil kalbi diyebiliriz. Şimdi Fethi Paşa Korusu'na doğru çıkıyoruz. Bu videomda sizlerle Fethi Paşa Korusu'nu biraz tekerleme gibi oldu. Fethi Paşa Korusu'nu paylaşacağım. Sizlere orayı gezdireceğim. Marmara'ya ve vapur iskelesine çok yakın. Gerçekten ulaşımı çok kolay bir yer. Şimdi girelim bakalım içeride nasıl bir güzellikler bizi bekliyor. Şu an Fethi Paşa Korusu'nun kapısındayız. Evet, böyle 4-5 basamaklı bir merdiven çıktıktan sonra bizi böyle güzel bir şelale karşılıyor. Bakalım, merdiveni bayağı bol bir koru herhalde. Merdiven çıkmaya devam ediyorum. Evet, burada biraz merdivenleri çıktıktan sonra restoran ve kafe var. Fethi Paşa'nın konağı Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeye çevrilmiş. Şimdi o konağa doğru gidiyoruz. Yeşili harika. Sahilin kenarında maviye münazır yeşil. Evet, burası da Fethi Paşa'nın konağı herhalde. Şu an artık sosyal tesislerin kafeteryasının işletildiği yer. Ve her yerde böyle oturup kahvaltı yapabileceğiniz yerler var. Beni ilgilendiren kısım yemekten daha çok tabii ki gezme, koşma ve yeşile doyma alanı olduğu için ben şu karşıda gördüğümüz yeşil alana doğru tırmanışa geçiyorum. Oradan Boğaz'ı çekeceğim. Evet, burada bir konak daha var. Bu daha da güzel, bembeyaz. Şöyle. Evet, bu şekil. Burada sosyal tesisler var. Buralar çok kalabalık şu an. Evet, yukarı çıktıkça manzara güzelleşiyor. Boğaz manzarası ve karşımızda saraylar. Tabii şu binalar hariç. Evet, yukarılara doğru adımladıkça en sevdiğim kısımlara gelmeye başladık. Şu yukarıda koşucular ve koşu parkuru var. Gördüğünüz gibi koşuyorlar, spor yapıyorlar. Burada böyle oturacak alanlar var ahşaptan. Ve yine çeşit çeşit ağaçlar. Yeşile doyabileceğimiz, yürüyüş yapabileceğimiz güzel yollar var burada. Evet, yine hala tırmanmaya devam ediyoruz. Çünkü burası bayağı büyük bir alana sahip bu koru. Evet, böyle bazı kısımlarda da yine inişler var aşağıya. Yine oralarda ormanlık. Kaybolmak isterseniz böyle piknik yapan
aileler falan var buralarda. Buralar daha sakin yerler. Evet, ama ben çıkmaya devam edeceğim. Evet, burada zirveye yaklaştığımı düşünüyorum. Yani zirveye yaklaşırken böyle tahta bir köprü yapmışlar. Bu pisicik de burada uyuyor, güneşleniyor ya da. Ne diyeceksin bize? Evet. Günaydın. Evet, konuşmuyor bizimle. Devam edelim. Evet, yeşilliğin içinde böyle çok güzel tahtadan sallanan köprüler yapmışlar. Ve burada böyle bir ot var. Çok güzel, harika kokuyor. Kokusuna bayıldım ben. Evet, böyle sağımız solumuz yeşilliklerle dolu. Şu an yeşillikten başka bir şey gözükmüyor resmen. Ama evet, buradan ben gözükmüyor derken buradan denizi, boğazı gördüm. İki köprü de gözüküyor. Evet, burada bisiklet sürüyorlar bu köprünün içinde. Şöyle Boğaz Köprüsü'nün, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları gözüküyor. Aşağıda yollar var. Yukarıda da yollar var. Evet, o tahta köprünün en sonuncusu ve en yükseği buraya getirdi beni, bu alana. Evet, bu alanda manzara muhteşem. Evet, boğaz havasında boğaz manzarası ve çamların yeşilliği şu an tam net gözüküyor mu? Evet, gözüküyor şu an. O kadar tatlı bir yeşilleri var ki, yeni çıkmış o kısımları harika. Ve kokuları. Nefis bir yer burası ya. Gerçekten çok beğendim. İstanbul'un göbeğinde doğayla iç içeyiz. Ve manzara harika. İki köprü gözüküyor. Evet, gördüğünüz üzere bayağı uzunca bir koşu parkuru var ve zemin harika. Yani kesinlikle insanın ayağını burkmayacak bir şekilde yapmışlar. Yumuşak, yani yumuşak derken o kadar yumuşak değil. Koşucular bilir işte. Koşuya uygun bir parkuru var. Ve teknik olarak da inişler çıkışlar çok bol olduğu için ve bol oksijen, yani iyi bir çalışma yapılabilir. Patika koşusu çalışması. Evet, bir koru gezimizin daha sonuna gelirken bu korunun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Fethi Paşa Korusu buranın ismi. Bu ismi sahibinden alıyor. Buranın buradaki konağın sahibi Fethi Ahmet Paşa. 2. Mahmut ve 1. Abdülhamit döneminde birçok görevde bulunmuş ve en son olarak darphane müşaviri olarak görev almış. Benim ilgimi çeken kısmı ise Fethi Ahmet Paşa, arkeolojiye çok büyük merakı varmış ve Türkiye'deki ilk arkeolojik atılımları başlatmış. Zamanında Aya İrini Kilisesi'ne gittiği her yerden tarihi eserleri toplayıp orada depolamış ve onun o depolamasıyla
an günümüzdeki arkeolojik müze kurulmuş.